yatırımcılar da bu açığı kapatabilmek maksadıyla bungalov tarzı ve hafif çelikten yapılan konaklama tesislerine yöneldiler. Tabii bunların biz tarım arazilerinde olmamasına özellikle gayret gösteriyoruz. Tarım arazilerinin daralmaması noktasında ve ruhsatlı olması noktasında biz özen gösteriyoruz. Hakikaten bizim işletmecilerimiz de bunları hem tarım arazisine yapmama hem de ruhsatlandırma konusunda hassas davranıyorlar. Bunlar bir alternatif turizm, alternatif konaklama alanı olarak ortaya çıktılar. Hakikaten de güzel olduğunu görüyoruz. Vatandaşımız da bunlara itibar ediyorlar, ilgi gösteriyorlar. Bir açığımızı kalıcı konaklama tesisleri yapılana kadar, yüksek katlı tesisler yapılana kadar açığımızı giderdi bu tesisler. Pandemide artık insanlar biraz daha böyle düşük katlı, ondan sonra yeşili bol ve müstakil konaklama tesisleri, bungalov tarzı yerler arayışına gittiler. Akabinde de depremde yine malum yıkımlardan sonra insanlar güvenlik içinde hissetmeleri noktasında düşük katlı, yaygın yerleşimli, yeşilli, önünde havuzu olan bahçeli yerler tercih ediyorlar. Bu noktada da uygun düştü, isabet oldu diye düşünüyorum ben. Şimdi depremde biliyorsunuz ki hepimiz büyük korkular yaşadık. Artık hani kendi sorun olmadığı tespit edilen evlerimize giremez olduk. Onlar için böyle zarar vermeyecek şekilde herhangi bir afet durumunda böyle bir tesis yapmak aklımıza geldi ki Arsu'nun buna ihtiyacı olduğunu da düşünüyoruz zaten. İyi. Deprem öncesi olarak ilk olarak Hatay'da bungalov olarak biz hizmet veriyorduk. Bence insanların güveni bungalov olunca yani insanlar bungalovu daha çok tercih eder oldu. Bu konuda da şu anda Hatay'ımızda bungalov olanakları yükseldi. Şu anda bungalov olarak 5-6 tane tesis yeni kuruldu. Yani doluluk oranlarımız şu anda %88. Deprem dolayısıyla öncelikle çocuklarımız çok korku yaşıyor. Yüksek katlı otellerde vesaire, apartlarda, evlerde kalmaktan korkuyor. Biz de bu konuyla ilgili hem insanlarımızın, halkımızın sessiz ve sakin ortamdan faydalandırmak, hem psikolojilerini biraz daha bir nebze de olsa azaltmak. Yani çocuklarımızın psikolojisi için geldik. Eşimin ve kendimin böyle daha güzel hissedebilmesi için geldik. Burada daha güvenli bir şekilde uyuyabiliyoruz en azından. Kesinlikle bütün otellerin bu şekilde olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Hatay gibi bir yerde. Ailemi de gönül rahatlığıyla buraya getirebiliyorum.